Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Datça'ya, Muğla'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. 5,5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı ama dün gece saatlerinde de yine saat 22.57'de 4,5, 02.25'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı bölgede yaklaşık o uzaklıklara da baktığımızda aynı noktalarda. Onlar biraz daha yerin üstünde, derinliği biraz daha yüksekteydi. Ama son yaşanan depremin şiddeti biraz daha, büyüklüğü biraz daha yüksek diğerlerine göre. Bu nasıl yorumlayacaksınız sarsıntıları? Şöyle söyleyelim, benim 30 yıllık bir çalışmam var Güneybatı Anadolu'da. Dolayısıyla burası hem deniz alanları hem de kara alanlarında iyi bildiğim yerler. Fakat şu yanlışlığa çok sık düşüyoruz. Bunu AFAD'ı da uyarmak gerekiyor, medyayı da uyarmak gerekiyor. Bu depremleri hep Datça depremleri olarak veriyoruz. Bu çok tehlikeli bir açıklama. Çünkü tam turizm mevsiminde bu yanlış algılanabilir. Ben şöyle bir düzeltme yapayım. Bu deprem Nisyros Volkanik Adası'yla Tilos Adası arasındaki bir bölgede denizaltı çukurluğunda meydana geliyor. Dün de sizin söylediğiniz gibi depremler meydana gelmişti. Bugün de daha büyüğü oldu. Hatta dün arkadaşlarla tartışırken dedim ki burası çok kritik bir yer. Burada daha büyük depremler olabilir ve her an olabilir. Yani bu depremi önceden bilmek değil, bölgenin ne kadar kritik ve dinamik olduğunu söylemek açısından bu bölgenin Türkiye'ye yakın en tehlikeli bölge olduğunu söylemiştim. Hatta biraz daha güneye indiğimizde Girit'e, Karpat bölgesindeki ada bölgesine doğru indiğimizde buranın 8'in üzerinde depremler bile oluşturabileceğini söylemiştik. Ama Türkiye'de mesela 8'e geçen deprem olmaz. Bu açıdan burası kritik bir yer. Hem tsunami hem deprem hem de volkanik ada bakımından volkanik faaliyetler var insanlık tarihi içerisinde. Hemen yanımızdaki Nisyros volkanının küllerini mesela Datça'da görebilirsiniz. Kinidos harabelerinde görebilirsiniz. Dolayısıyla burası üçlü tehlikenin olduğu bir bölge, kritik bir bölge. Ama başta da söylediğim gibi burayı Datça depremi gibi vermek yanlış olur. Bu kendi bindiğimiz dalı kesmek olur. Yani tam turizm mevsiminde bu Datça depremi değil. Ha Datça'da, Gökova'da, Bodrum çevresinde zaten faylar var. Onları ayrı konuşuruz. Ama bu bizim kendi sınırlarımız içerisindeki bir deprem değil. Bunu vurgulamakta fayda var. Hocam konuşmanızda, açıklamanızda önemli bir noktaya da değindiniz ki bölge oldukça kritik, daha büyük depremler de beklenebilir dediniz. Burayı biraz daha detaylandıralım mı? Var mı daha büyük bir deprem beklentisi? Tabii. Bakın bunu şöyle detaylandıralım. Biz depremleri önceden bilemiyoruz. Normalde. Yani hangi saatte, hangi günde, ne kadar büyüklüğünde bir deprem olur? Dünyada kimse bilmiyor. Biz de bilmiyoruz. Ama bölgeyi çalıştığımız için iyi biliyoruz. Yani ben şahsen Yunan adalarının olduğu kesimin jeolojisini Yunanlılar kadar bilirim. Gitmediğim yerleri de bilirim. Çünkü bu konuda çalışma yapmıştım. Bu bölgede öyle kritik fay zonları ve jeolojik durumlar var ki her an bir deprem olur ama bu yeni bir depremi bekliyorum anlamında değil. Potansiyel olarak bölgede deprem oluşturma kapasitesinin yüksek olduğunu vurgulamaya çalışıyorum. Vatandaşlarımız bundan işte 5,6'dan sonra 5,5'ten sonra büyük bir deprem her an bekliyorum şeklinde açıklama değil bu. Bu bölgenin ne kadar kritik olduğunu söylemeye çalışıyorum. Yani tarihsel dönem içerisinde Rodos Adası'nın güneyinde, Girit Adası'nın güneyinde devasa büyük depremler var. Yani medeniyetlerin yıkılmasına neden olacak devasa depremler, volkanlar var ve insanlık tarihi içinde gelişmiştir. O bakımdan vurgu yapmak açısından buranın çok kritik olduğunu söylemeye çalışıyorum. Elbette ki bizden biraz uzakta gibi görünse de Datça'da, Muğla sınırlarında her türlü depreme hazır kuvvetlerimizin her an olması gerekir zaten. Bu bizim depreme önceden hazırlık yapmamızın bir gereğidir zaten. Peki hocam, şimdi büyük deprem için tahminler bu şekilde ama şimdi geride bıraktığımız saatlerde de gece saatlerinde de iki deprem daha yaşandı. Önümüzdeki saatlerde ya da günlerde de benzer sarsıntılar yaşanabilme ihtimali var mı? Elbette var. Yani elbette var.
Ama bu bir şey değil, deprem tahmini değil. Bölgenin kritikliği açısından elbette var. 5.5'te, 6.5'ta, 7'de oluşturabilecek kapasiteye sahip fay zonları var. İşte bu depremin meydana geldiği çukurluk da tesadüf değil. Ege Denizi paramparça, deniz tabanı paramparça. Bazı yerlerde çukurluklar var. Görüldüğü gibi Ege Denizi'nin zaten binlerce ada olmasının nedeni tektonik sebepler, jeolojik sebepler. Akdeniz'de göremezsiniz bu durumu. Karadeniz'de göremezsiniz. Çünkü halihazırda bile Ege Denizi parçalanıyor. Tabanı tektonik koşullarla sürekli parçalanıyor. Adalar meydana geliyor. Adalar çöküyor, yok oluyor. Hatta bu bölgede deniz altında volkanlar bile var, gömük şekilde, örtülü şekilde suyun altında volkanlar bile var. Ve dediğim gibi bunlar insanlık tarihinde patladığı için biz bunları yaşlandırabiliyoruz, geçmiş tarihtekileri. Ve bunların külleri şeye kadar, Fethiye'ye kadar giden küller var. Biz bizzat araştırmalarda bunları bizzat bulduk, gördük. Datça'da var, Bozburun'da var. İşte yani üçlü tehlike var dediğim gibi. Deprem, tsunami ve volkanizma. Çünkü volkanizmayı tetikleyen de aynı mekanizma. Hangi mekanizma? Girit'le Rodos altına doğru dalan bir tane dalma batma zoru var Afrika kıtasının. Ve Rodos'un önünde Akdeniz'in en derin çukuru var. 4500 metrelik bir çukur var. Bu çukur tesadüf değil. İşte burada Afrika kıtası Ege'nin ve Anadolu'nun altına doğru daldığı için bu hadiseler, bu depremler meydana geliyor, volkanlar meydana geliyor. Aynı zamanda deniz içi alan olduğu için tsunami de olma ihtimali her zaman vardır. Buna bir afet kültürüne sahip ülke olaraktan her zaman hazır olmamız gerekir. Yayınımızın başında belirttiniz hocam, özellikle depremin Datça depremi olarak verilmemesi noktasında bir uyarınız vardı. Ege Denizi'nde yaşanan bir deprem ama en yakın nokta itibariyle Datça olduğu için Datça açıklarında diye belirtmemiz gerekiyor ki o bölgede de herhangi bir paniğe yol açmaması için, değil mi? Haklısınız ama işte Datça açıklarında olduğu muhakkak, fakat hemen yanındaki Yunan alanı sınırı içerisinde olduğunu söylemek de gerekir. Tilos Adası'nın mesela batısı diyebiliriz, Nisyros'un güneyi diyebiliriz. Bunu da ilave etmek gerekir ki sadece bize has bir deprem meydana geldiği gibi anlaşılmasın. Şimdi 5,5 büyüklüğünde bir deprem, peki herhangi bir yıkıcı etkisi var mı hocam? Bu konudaki yorumunuzu da merak ederiz. Maalesef var. Maalesef var. Aslında olmaması gerekir. Bir depremin yıkıcı etkisinin 6'dan 6,5'tan sonra olması gerekir ama yapı stokları o kadar kötü ki eski yapı stoklarında bu tür depremlerde yıkımlar olabiliyor. Biliyorsunuz 2017'de Bodrum'un açıklarında bir Kos depremi, İstanköy depremi meydana gelmişti. Onda da iki kişi ölmüş ve bizde değil de bizde hasarlar yoktu. İstanköy'de tarihi yapılarda çok ciddi yıkımlar meydana gelmişti. Dolayısıyla 5,5 kritik bir çizgi maalesef. İlerleyen saatlerde herhangi bir hasar var mı yok mu bunu öğreniriz herhalde. İçişleri Bakan Yardımcısının bir açıklaması var. Yine AFAD'dan yapılan bir açıklama vardı. Herhangi bir olumsuz ihbarın olmadığı yönünde. Bunu da antiparantez belirteyim hocam. Teşekkür ediyorum. Ben de yeni bilgilendim. Şimdi ekranlarımıza da son dakika olarak geçiyor. Herhangi bir sorun, ihbar gelmediği yönünde bilgi aktarıldı. Ama görünen o ki dediğiniz gibi bölgede yine her zaman teyakkuzda olmakta fayda var. Çünkü bölge daima hareketli bir bölge. Daha büyük depremlerin habercisi de olabilir bu. Bunu tekrar belirtelim. İçişleri Bakan Yardımcısı an itibariyle herhangi bir olumsuzluk olmadığı yönünde bir açıklama verdi. Hocam, varsa uyarılarınız, tekrar bunları da rica edelim izleyicilerimize ya da ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz varsa onlar için. Bu deprem yaşandı 5,5 büyüklüğünde. Bundan sonrası için neler yapmalıyız? Tekrar uyarılarınızı rica edeceğim size. Tabii biz bir deprem ülkesiyiz, kaçınılmaz. Türkiye'nin kuzeyinde, güneyinde, doğusunda, batısında her yerde fay zonları var. Dolayısıyla hem vatandaş olarak, hem karar vericiler olarak, hem yönetimler olarak depreme önceden hazır olmamız gerekir.
Müdahalenin dışında yapılacak şeylerden bir tanesi de evlerimizi her zaman güvenli kılmak adına sağlamlaştırmamız gerekiyor. Bu kaçınılmaz. Depremde en güvenli yerler sağlam binalardır, sokaklar değildir. Sokaklar daha tehlikelidir. O yüzden binalarımızı sağlam yapmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız takdirde sarsıntıyı hissederiz. Ama sarsıntıda binamızın yıkılmayacağını biliyorsak rahatlıkla evin içinde oturma şansımız olabilir. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgilerden dolayı. Umarız bu uyarıları daima bizler depremlerde, bu tür depremlerin yaşandığı anlarda aktarmamıza gerek kalmaz ve bireysel olarak da gerekli önlemleri almış oluruz. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Tamam.